Evet. Atatürk'ün şehri. Atatürk'ün benim şehrim dediği Yalova. Çok değerli hemşerilerim. Yalova'nın, evet yenge dedi birisi. Doğru diyor. Ben çok karışık kuruşuk bir adamla evliyim. Babaannesi Gökçedereli. Daha sayarsam var ya, tamamınız yayılıp herkesin oyunu tümden almanız gerekir. Çok da iyi bir yengeyim ha. 37 senedir ya kayınvalidemle beraber aynı evde oturuyorum. Şimdi bütün konuşmanın insicamı gitti. Kayınvalideler beni çok seviyor ama gençleri bilmiyorum. Bu arada babaannesi, yani babaannemiz sizin kızınız. Onunla da 12 sene aynı evde beraber oturdum. Çift kaynanalıyım yani. Onun için şimdi habire çemkiriyorlar ya. O nedenle vız geliyor, tırıs gidiyor. Evet, Yalova'nın iyi insanları. Yalova'nın cesur insanları. Bugün burayı bu şekilde coşkuyla ve son derece sıkışık bir şekilde şereflendirdiniz. Biliyorum. Şereflendirdiniz. Zaten taşıma imkanımız yok. Olsa bir de kendi cebinizden ödeyip geliyorsunuz. Daha değerli. Dolayısıyla burayı şereflendirdiniz. Bizlere güç verdiniz. Bizlere umut verdiniz. Bizlerle beraber Türkiye'ye güç, Türkiye'ye umut, Türkiye'nin iyi olacağına dair herkesin inancını kavileştirdiniz. Allah her birinizden razı olsun. Haklarınızı bize helal edin. Buraya nasıl girdiğinizi biliyorum. Orada bir bariyer, burada bir bariyer. Her gelenin kayda alındığı bir sistem bu. Dolayısıyla buna rağmen buradasınız. Kadınlarıyla buradasınız. Gençleriyle buradasınız. Erkekleriyle buradasınız. Yaşlısıyla buradasınız. Allah bin kere razı olsun. Evet, İyi Parti zorunlu olarak bir cesurlar hareketidir. Her türlü zorluğa, her türlü baskıya, her türlü çemkirmeye, her türlü zorlamaya rağmen milletimiz istedi, İyi Parti kuruldu. Ben ve arkadaşlarımı da milletin partisi olan İyi Parti'nin başına bekçi olarak koydunuz. Size namus sözü, bu bekçiliği en iyi şekilde, bu partiyi namus bilip, sizlerin güvenini namus bilip, Beytülmal gibi görüp öyle davranacağımıza dair sizlere söz veriyoruz. Şimdi korku dağları sardı, duman duman. Şu partiyi kurmaya kalkıştık. Bir fısıltı yayıldı. Bizzatihi iktidar muhteremlerinden. Yüz böyle. Tayyip Bey bu partiyi kurdurmaz. Yani kafasına taş düşse bilen insanların onu Tayyip Bey'e, bu arada Sayın Erdoğan'a kendi adamları yönlendiriyor. Bunu da buradan söyleyeyim. İyi partililerle, bu cesur insanlarla, iyi insanlarla bu tipler arasındaki fark budur. Bir taraf sorumluluk almıyor, bir taraf sorumluluk alıyor. Şimdi bu parti kurdurulmaz dendi. Herkes uzaktan baktı. Ama milletimizin iyi insanları, cesur insanları, cesur kadınları geldiler ve bu partinin, iyi partinin kurulmasını sağladılar. Onun için İyi Parti milletin partisidir. Onun için İyi Parti kadınların partisidir. Onun için İyi Parti gençlerin partisidir. Onun için İyi Parti iyi insanların, cesur insanların, ahlaklı insanların destek verdiği
bir siyasi partidir. Şimdi emekliden de geleceğiz, Yalova'dan başlayacağız, söyleyecek çok söz var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yalova'yı bilen, Yalova'nın gelini diyecektim ama yenge dediği için yengesi olan bir kişi olarak gençliğimizin Yalova'sı, şimdinin Yalova'sı. Size sormak isterim. Yalova bir sanayi kenti midir? Yalova bir tarım kenti midir? Yalova bir turizm kenti midir? Bunların tamamı mıdır ya da hiçbiri midir? Verilen cevap hiçbiridir. Acaba ben hep merak etmişimdir. Bu 16 senede Yalova'ya kafasını çevirenler acaba Atatürk Yalova için benim şehrimdir dediği için mi böyle oldu? Bunu da bir kocaman soru olarak sizlere, sizlerin vicdanına bırakıyorum. Ama Yalova şu anda bir göç kenti. Yalova şu anda tarımı iflas etmiş bir kent. Yalova şu anda geçmişin sanayi şehri olmaktan hızla çıkan bir kent. Kötü yapılaşma, programsız yapılaşma Yalova'yı bir turizm şehri olmaktan da çıkardı. Bu iktidarın en önemli sorunu ekonomiyi bir rant aracı olarak görüp şehirlerin planlanması yerine, şehirlerin özelliklerine göre proje üretmek yerine koca Türkiye ekonomisini sadece bir tercih olarak inşaata yönlendiren, tercihini inşaat sektöründen yana kullanması olmuştur. Bunlar kendilerini tüccar diye tanıttılar. İddia ediyorum bunlar tüccar müccar da değil. Bunlar bak emlakçı dedi bir arkadaşımız. Doğru söze ne denir? Anadolu'nun irfanı. Anadolu'nun, Yalova'nın feraseti. Hanımefendi diyor ki bunlar tüccar müccar değil, bunlar emlakçı. Doğru. Evet, bu milletin Cumhuriyet boyunca gelip ortaya koyduğu bütün birikimleri araç mezat satıp onunla da inşaat sektörünü destekleyen, tercihini inşaattan yapan bir ekonomik anlayış Yalova'yı da bir başka şehri de şu anda konuştuğumuz noktaya getirdi. Bugün gelirken okudum haberlerde, Sayın Erdoğan talimat vermiş, Avrasya Tüneli'nde bir örnek olsun diye anlatıyorum size. Şey olmuş, Avrasya Tüneli'ndeki zam indirilmiş. Nesi indirilmiş? KDV'si indirilmiş. KDV'yi peki kim ödeyecek? Devlet ödeyecek. Şimdi büyük bir proje, büyük proje. Yalovalılarla dertleşelim. Avrasya Tüneli'nin yapılmasına, Osman Gazi Köprüsü'nün yapılmasına bir itirazımız yok. Ama Avrasya Tüneli ne kadar biliyor musunuz? Kadıköy ile Kartal arasındaki metro kadar. 15 kilometrelik bir alan. Kadıköy ile Kartal arasındaki metroyu yapan belediye. O belediye ki aynı tarzda yapılacak olan, yani İstanbul Belediyesi, aynı imkanlar ve aynı paraya mal olacak olan Avrasya Tüneli'ni belediye yapmadı, devlet yapmadı, yani devlet dediğim bugünün hükümeti yapmadı. Yap, işlet, devret modeli ile yandaşlarına verdi. Aşağı yukarı 1 milyar 250 milyon dolara yapıldı. Buradaki abidik gubidik için bir şey demiyorum. Ama şimdi karşımda uygun kuru yemiş. Orada Finansbank, orada kuaför, orada Fujifilm, burada Samsung. Yani Koçal mağazalar var. Bu mağazalar açılırken, örneklemek için anlatıyorum. Bu mağazalar açılırken devlet Samsung bayisi burada açarken belediye ya da hükümet
Bu arkadaşa sen şu kadar telefon satacaksın. Şu kadar satamazsan şayet ben o satamadığım rakamı sana geri ödeyeceğim der mi? Demez. Hemen ileride Altınova'nın oralarda fabrikalar vardı. O fabrikalarda bir kişi, bir iş adamı fabrika açtığı zaman gene muhterem hükümetimiz, kardeşim aç şu fabrikayı, işte şunları üret, şu kadar istihdam yarat. Eğer satamazsan malının parasını, ürettiğinin parasını ben ödeyeceğim der mi? Demez. Peki nasıl oluyor da Avrasya Tüneli'nin yap, işlet, devret modelindeki bu tünelin 70 bin araç geçecek, 40 bin araç geçti, yıllık bahsediyorum, üstünü ben ödeyeceğim der ve öder. Bir yılda 125 milyon Türk lirası devletimiz, yani hükümetimiz para ödedi. Kimin cebinden çıktı? Yalovalı'nın cebinden çıktı. Kimin? Şimdi yani geçen için sorun yok. Geçiyorsun, parasını ödüyorsun. Şimdi vatandaş ödüyor bir. Bir de geçmeyen ödüyor iki. ÖTV. Yani bu şeyle ilgili, araç vergileriyle ilgili zammın sebebi hem köprü hem de bu Avrasya tüneline ve verilen garantidir. Şimdi niye bu tünel bu şekilde verildi? Niçin Türkiye resmi bir şekilde Türkiye olarak, Maliye Bakanlığı olarak, Bayındırlık Bakanlığı olarak adam gibi gidip kredisini alıp, yapıp, işletip ondan sonra da karını bu devletin hazinesine kaydetmek yerine yap, işlet, devret ama garantili devret modelini seçti. İşte orada hepinizin bildiği yandaş, kandaş, candaş, kıyakçı bir model devreye girdiği için. Fizibilitesi abartılmış. Yapım ücreti abartılmış. Bir projeye herhangi bir yerden finans bulmak mümkün olmadığı için. Şimdi geçenden bir akçe, geçmeyenden beş akçe olarak ceplerinizden çıkıyor. Şimdi bir tarafta elbette ki haram olsun. Hem de haram zıkkım olsun. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Doğru diyorsunuz. Diyor ki harami haram diye bağırdı. Ben de doğru diyorsunuz dedim. Tercüme ediyorum. Şimdi ekonomi ciddi bir iştir. Üretimi öne koyduğunuz, üretim yapılmasını öne koyduğunuz, fabrikalar açmayı öne koyduğunuz tercih itibariyle, tarımda da üretimi hedef seçtiğiniz ve büyük arazileri küçültmek yerine birleştirdiğiniz, makine tarımını öne koyduğunuz ve mazotun, gübrenin, yani onlar girdidir, fiyatlarını Amerikan çiftçisinin, Rus çiftçisinin, Kanada çiftçisinin kullandığı, çok fazla bir şey söylemiyorum, onların boyutuna getirdiğiniz zaman bu ülkenin çiftçisi ürettiği ürünü dünyanın her yerinde satabilir olur. Ama siz Amerika Birleşik Devletleri'nden mısır ithal ediyorsunuz. Amerikan çiftçisi mazotu 1,5 liradan kullanıyor. Bizim çiftçimiz en son duyduğumda, yani siz söylüyorsunuz çünkü bana, 5,4 idi. Böyle bir sistemde o çiftçi, senin çiftçin, bırakın kendine yetmeyi, arazisini boş bırakır. Siz de teşviği boş bırakılan arazi üzerinden verirseniz Türkiye ekmeği biçmeyi bırakır ve çiftçi şehre göç eder. Orada da çoluğuyla çocuğuyla ilgili 50 bin tane sorun yaşar. Ya ama şimdi bakın, beyefendi diyor ki
Malum şahsın oğlunun diyor gemiciklerine 2 lira. Şimdi buna laf etmeden olmaz. Ama şimdi niye öyle oluyor biliyor musunuz? Ya muhterem işe bir adet yüzükle başladı. Şimdi öyle bir hesap kitap yapıyorum yapıyorum bulamıyoruz bir türlü. Ve bugün gelindi çocukların gemicik filoları var. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Evet etmiyorsunuz. Peki sizin çocuklarınızın gemiciği var mı? Sizin çocuklarınızın bakan çocukları gibi evlerinden 5 adet para sayma makinesi çıkıyor mu? Şimdi gençten bir delikanlıya bakacağım ben şimdi burada. Hep delikanlılara sorayım, kızlara sorayım. Ha. Onu bilmiyoruz. Şimdi annelere sorayım. Şu anda oğlunuza telefon açsanız veya kızınıza telefon açsanız, üniversite mezunu kızınıza veya oğlunuza, evli değillerse, bekarsalar, açtın telefon. Anne, merhaba dedi, nasılsın oğlum veya kızım, neredesin dediğinde iki cevabı vardır, doğru mu? Birisi ya işteyimdir işi varsa, ya da evdedir. Şunu demez, şimdi bakan oğluna telefon açıyor. Neredesin oğlum? Rezidanstayım baba. O rezidansın kiraları 20 bin lira. Yani satın almaya kalksanız kim bilir nasıl. İşi yok. Bir baltaya sap olmamış bu arkadaş. Diyor ki evde para var mı? Yok baba diyor az var. Tek özelliği bakan çocuğu olmak. Az var. Ne kadar oğlum? Eski parayla söylüyorum 1,5 trilyoncuk baba. Şimdi ve 5 tane para sayma makinesi. Hep o yani her şeyi anladım da şu para sayma makinesini bir türlü anlayamadım. Sonra jeton düştü. Bunlar nazik çocuklar. Yani o kadar parayı sayarken parmakları su toplar. Parmacıkları acır. Tabii onun için babaları 5 adet para sayma makinesi eve koymuş. Bunu şunun için anlatıyorum. 16 yılda Türkiye'de birileri zenginleşti, hak etmediği halde zenginleşti. Siz ise fakirleştiniz. 16 sene evvelki şartlarla bugünkü ekonomik şartlarınızı mukayese edin. O günkü maaşınızla bugün maaşınızın satın alma değerine bakın, ölçün. O günkü emekleri de söyleyeceğim. O günkü şartlarda çocuklarınızın iş bulma imkanına bakın. Bugünkü şartlarda iş bulma imkanını bakın. Her evde iki işsiz var. Çocuklar işsiz. Şimdi Edirne'ye gittim. Annelerle konuştum. En büyük problemleri genç işsizdi. Sonra Şırnak'a gittim. Annelerle konuştum. Onların da birinci problemi gençlerin işsizliği. Kadınların işsizlik oranında oranı %36. Türkiye'nin işsizlik oranında gençlerin, üniversite mezunu gençlerin oranı %26. Ve her gün mezun olan gençlerin umutsuz iş bulmayı, artık bulmayı ve aramayı bıraktığı, evde yaşadığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomik mucizeden bahsediyor. Hadi oradan. Hadi oradan. Bugün eğer Türkiye'de iş bulmaktan vazgeçmiş, iş aramayan 1 milyon genç varsa, 1 milyon insan varsa, siz ekonomide başarısızsınız. Kendi çocuklarınız gibi bu gençleri mukayese ediyorsunuz. Onlar para sayarken parmakları şişsin, şişmesin diye para sayma makineleri oluyor. Sizinkilerin cebinde 1 lira ya da 5 lira çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir fark ortada. Biz ne yapacağız? Biz ekonomide öncelikle üretim ekonomisini hem tarım için, hem sanayi için, hem de bu gençlerin ortaya koyduğu fikirler için, girişimcilikler için üretimi esas alacağız. Ekonomimizin temel kriteri bu olacak.
Şimdi ben bak karıştırıyorum kafayı. Onun için güzel güzel şimdi konuşayım. Ondan sonra sizin sorularınıza da cevap veririm. Biliyorsunuz yani. Diğer taraftan sorular çalındı. Çocuklarınızın hakkı yendi. Dediler ki FETÖ çalmış. FETÖ'cüler çalmış. Yahu işe girenler birlikte, cürmü birlikte işlediniz. Onlardan da sizden de insanlar girdi. AK Partilerden bahsediyorum. Sizden de insanlar girdi. Peki, hadi onlar yerinde kalsın anladık da. O sınavı kazanarak hakkı yenmiş. O çocukların hakları için ne yaptınız? Çıkıp özür dilediniz mi? Hayır. Peki özür dilemediniz, haklarını iade edecek bir çalışma yaptınız mı? Hayır. Ama şöyle oldu. Allah beni affetsin, milletim beni affetsin, aldatıldık. Affetmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın da affetmeyeceğine inanıyorum. Çünkü bu kadar kul hakkı alırsanız, Cenab-ı Hak diyor ki, benim huzuruma kul hakkıyla gelmeyin. Bugün çocuklarınız iş bulabiliyor mu? Hayır. Niye? Bugün ise 81, 85 ve 87 puan almış bir şehit evinde 3 atanamamış öğretmen kızla karşılaştım. Diyorlar ki itiraz bile edemedik. Önümüze 70 puanlar, 60 puanlar geçti. Günahtır be, günahtır. Kul hakkıdır, kul hakkı. Siz bu kul hakkını yerseniz o kızın abisi gider Afrin yolunda şehit olur, şehit. Yatacak yeriniz yok. Dolayısıyla bugün soru çalınmıyor olabilir ama AKP teşkilatlarından kağıt getirmeden bir çocuğun, bir gencin iş bulması imkansız. Ama diğerleri nasıl buluyor size söyleyeyim. Kaymakam yanında, vali yanında, belediye başkanı yanında, rektör yanında, dekan yanında, özel kalemde bir ay, iki ay, üç ay arasında çalışıyorlar özel kalemde. Hop ballı maaşlara resmi devlet memuru oluyorlar. Bunları niye anlatıyorum? Bildiğiniz şeyler, yaşadığınız hadiseler ama size söz veriyorum. Meral Akşener sözü veriyorum. İyi Parti yöneticileri adına söz veriyorum. Türkiye'de bu manadaki yolsuzlukların önüne geçeceğiz. Liyakat usulüne göre gençlerin iş bulmasını, mansıp bulmasının yolunu açacağız. Bir diğer konu dış politika. Şimdi ben bazı şeyleri sizlerle paylaşmak zorundayım. Çünkü insan öyle bir varlık ki hani nisyan ile maluldur. Unutmayla ilgili bir durumdadır. Şimdi hatırlayın. O ayrı. Bak o başka bir şey. Daha neler var? Şimdi biz bir yola çıktık. Bir tane saray koalisyonu kuruldu. Saray koalisyonun İTA amiri Sayın Erdoğan bu tarafın tamamını kendini milli yerli kabul etti. Diğerlerinin de hepsini gayrimilli, küreselci vesaire. Muhterem, Esat sana dediydi ki evinin duvarları camdan olanlar başkasının evini taşlayamazlar. Bizim sırtımızda yumurta küfesi yok. Yumurta küfesi olmuş olsa hızlı yürüyemezsin. Çünkü yumurtaların kırılacağından korkarsın. Allah'a bin şükür sırtımızda yumurta dolu bir küfe yok. Ama senin sırtın yumurtayla dolu bir küfeyle geziyorsun. Senin sırtında o var. Biz Allah'a güvendik, milletimize inandık ve yola çıktık. Kadim değerlerimize, onları içimizde hissederek, kendimize rehber ederek pergelin ucunu Türk milletinin ana noktasına koyup yol yürüyoruz. Bu muhteremin sırtındaki yumurtaları sayayım. Kabadayılık yapması mümkün değil. Şimdi
birinci yumurta ha buradan davulla zurnayla giren PKK teröristleri. Birinci yumurta. O yumurtanın içinde bu kardeşinizin, abla diyorsunuz gençler bana, bu ablanızın söylediği o zaman cevap verilemeyen, 2010'dan bahsediyorum, hakimlerin teröristler rahatsız olmasın diye o çadır mahkemesinde Atatürk'ümüzün resmi ve şanlı Türk bayrağını dışarıya çıkartması var. İkinci yumurta bu. Üçüncü yumurta Oslo'da ciyak ciyak kakara kikiri bir müsteşar yardımcısının PKK teröristleriyle yaptığı o iğrenç pazarlık. Cıvık, gayri ciddi o pazarlık. Orada bir şey deniliyordu, hatırlıyor musunuz? Orada deniliyordu ki o müsteşar yardımcısı olan hanım ha 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 gülerek diyordu ki nerelere bomba yığdığınızı biliyoruz. Kafamızı çeviriyoruz. Ha 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 yapıyordu arkasından. PKK'lı teröristlerle Oslo'da yapılan o gayri ciddi iğrenç görüşme ikinci yumurtanız. Üçüncü yumurtanız. Bize gayrimilli diyorlar. Hadi oradan be. Ben Barzani ile Şivan Perver'le arkadaşlarım megri megri söyleyip ağladık mı? Bir de adamın kafasındaki konfetileri silkeledin. Yaptın. Kimmiş, kimmiş gayrimilli? Sensin gayrimilli. Sensin gayrimilli. Ve koyduk diğer yumurtayı. Sonra da o da çok yumurta var sayıyorum. Sonra açılım, saçılım, barış süreci. APO'yla olan görüşmeler. APO'ya MİT müsteşarının ayağına gitmesi. Sayın APO demeler. Askerlik yan gelip yatma yeri değildir kardeşim demeler. Yalnız buraya parantez açmak zorundayım. Adam haklı. Şimdi bakın haklı. Kendisi kantin görevlisi. Askeri kantinde yapmış. Oğlanın birisi hiç yapmadı. Öbürü paralı. Sonuç itibariyle askerliği böyle biliyor adam, ne yapsın? Yani onun için askerlik yan gelip yatma yeri değil diyebiliyor. Ama bugün ana kuzuları bunların yaptığı yanlışları düzeltmek için, Türkiye'yi ayağa kaldırabilmek için şanlı Mehmetçik, kahraman Mehmetçik vatan sağ olsun diyerek gidip canını veriyor, şehit düşüyor. Bir başka yumurta. Hendekler kazıldı. Unuttuk bunları. Valiler kafayı çevirdi. Emniyet müdürleri talimat gitti. Kafayı çevirdi ve hendekler kazıldı. Sonra seni başkan yaptırmayacağız dediler. Bunun üzerine kafası kızdı. Hendeklerle ilgili müdahalede bulundu. Kaç şehidimiz var hatırlıyor musunuz? 726. Ben şunu diyemem. Arkadaşın bakın şuur altı nasıl? Sayın Erdoğan diyor ki 20-25 şehidimiz var. Kardeşim hatırlamayabilirsin. 20 civarında dersin gider. 20 ile 25 arasında 5 can var, 5 can. Bunu diyemezsin. Para mı bunlar? Para mı bunlar? Rakam mı bunlar? Bunlar can. Ana kuzuları. Bir yönetici, devlet yöneten bir şahıs 20-25 şehidimiz var diyemez. Bu çok çirkin bir şey. Bakın bütün yapılanların içinde en çirkini budur. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Arkasından 726 şehitle hendekler kapandı. Unutuldu gitti.
Adam rakam görüyor, rakam. Adam sayı görüyor. Ve o da bir yumurta olarak sırtında. Dolmabahçe'deki tiyatro, görüşmeler, Apo'nun dikte ettirdiği talimatlar, o da bir yumurta. Bir diğeri Apo'nun Nevruz'da Diyarbakır'da mektubunun salya sümük ağlanarak okunması, bu yumurta da burada. Ben Rumeli göçmeni bir ailenin kızıyım, evladı Fatih Han torunuyum. 18 ada Yunanlılar tarafından ele geçirilmiş, sahiplenilmiş. Şimdi buradaki fasıl da başka bir şey. Burada verilen cevap şu, diyor ki Dışişleri Bakanı. Evet, bakın onun deyimiyle söylüyorum. Adalar işgal altında. Ama diyor bizim zamanımızda değil. Bizim zamanımızda değil. İşgali sen kabul ediyorsun ve bizim zamanımızda değil diyorsun. Yahu eğer vatan toprağı senin deyiminle işgal altındaysa gereğini yapmayan namerttir be, namerttir. Dış politika dediğim yumurtalar sebebiyle bu hale geldi. Daha vahimleri var. İşte Salih Müslüm'ü ağırladılar. Barzani'nin bayrağını astırdılar. Yani bu kadar çok ki bu yumurta, Levent söylüyor. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. Buradaki Azur'un, benim şahsımda diğer arkadaşlarımızın sırtında küfemiz yok bizim. Kırılacak yumurtamız da yok. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Suriye politikası, Irak politikası. Suriye ile ilgili uyarıldı. Kardeşim, uyardık seni. Muhalefet demek halkın, milletin avukatı demektir. Hiçbir şeyi bizle paylaşmadınız ama buna rağmen elimiz erdiğince, dilimiz döndüğünce uyardık. Dedik ki Şam'da Emevi Camisi'nde 2 saatte bir günde namaz kılacaktınız. Yapmayın dedik. Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü Türkiye'nin lehinedir dedik. Esad'a gıcık olduysan bu gıcıklığı bir kenara bırak dedik. Şahsının uyuzluğu, gıcıklığı birine uyuz olduysan, gıcık olduysan senin şahsınla ilgilidir, Türkiye ile ilgili değildir. Bırak kendini Türkiye'nin geleceğiyle kendi geleceğini eş hale getirmekten vazgeç dedik. Vazgeçmedi. Ve Suriye'de gelinen durum. Bugün Suriye'de yapılan Afrin harekatı bir zorunluluktur. Membiç ve Fırat'ın doğusu da temizlenmelidir. Ama tekraren söylüyoruz. O şanlı Mehmetçik, şanlı ordu, kahraman Mehmetçik, sizin rezil rüsva ettiğiniz dış politikada Türkiye'yi yerden kaldırıp canı pahasına tekrar ayağa kaldırıyor. Aynı ordunun Balyoz, efendim Ergenekon vesaire gibi kumpas davalarıyla o orduyu, bu insanların, burayı şereflendiren Hazirun'un peygamber ocağı bildiği o orduyu sen yerle bir etmenin ötesinde teröristlikle suçladın. Terör örgütü olmakla suçladın. Sonra döndün, Genelkurmay Başkanı'nı hapsettin. Sonra 17-25 oldu. Milletim beni affetsin, Allah'ım beni affetsin. Bunlar beni kandırmışlar dedi. Kandıranlar kim? FETÖ'cüler. Yahu beraber yaptınız, beraber. Sen o davaların savcısıydın. Şimdi soru şu. Türk ordusunun o günkü Genelkurmay Başkanı'nı hapsettiniz ve ona terörist yaftasıyla hapsettiniz.
Ordudan Sayın İlker Başbuğ'un şahsında özür diledin mi, dileyecek misin? Bozduklarınızı düzelten ordumuz ve kahraman Mehmetçiğimiz. Tık yok. Şimdi hiç yoktan bir ÖSO kavgası çıkardı. Afrin'le ilgili olarak ne burası? Koca Yalova'yı tek tek gezelim, tek bir kişi demez ki niçin yapılıyor. Elbette yapılacak. Ama bu o yapılma zorunluluğuna getiren sensin. Hatırlıyor musunuz? Tam 29 Ekim'de peşmergeler davulla zurnayla tam iki günde geçtiler. Yedikleri lahmacunları devlet ödedi. Sizin vergilerinizde kaymakamlar ödedi. Geçirdiniz. PYD, YPG doğdu. PYD, YPG eşittir PKK'dır. PKK'dır. O terör örgütünün mensuplarını alayı valayla geçirdiniz. Bir yumurta da o küfenin içinde budur. Peki burada ben yanlış yaptım. Nasıl bir şeydir bu ya? Her bir konuda birileri aldatıyor. Ve sonuç itibariyle elini yıkayıp çıkıyor. Hop çıkıyor elini. Böyle bir şey yok. Siyasetçi verdiği kararların sorumluluğunu almak zorundadır. Hiçbir konuyu bilmiyor. Tarihi eğer televizyon dizisinden öğrenirse, 100 sayfalık tarih bilgisi yoksa, 100 sayfalık coğrafya bilgisi yoksa, 100 sayfalık bu milletin kültürüne ait değerlere yönelik bilgisi yoksa elbette ki böyle olur. Elbette 20-25 şehidimiz var der. Bahsettiği 5 can. Şimdi dış politikada bugün Türkiye'nin yerlerde sürünmesinin sebebi bu muhterem ve muhteremlerdir. Suriye'de hem de nasıl düzelteceğim görün. Suriye'de bu işler olduğunda dedik Sayın Davutoğlu'nun stratejik derinlik kitabını uygulamayın. Teori olarak olabilir, ben eski bir üniversite hocasıyım, olabilir, akademisyenler bunları yazar, pratik başka bir şeydir, yapmayın dedik. Kahire öğretisiyle kurduğunuz, Kahire'de kurduğunuz 1970'lerin ideolojik bağlantılarını bir kenara koyun. Bu ülkenin 160 yıllık bir dış politika birikimi var. Bunları gözden geçirin, bakın dedik. Cevap dış elçilere monşer demek oldu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Ülkeyi bir anonim şirket olarak görürseniz adaları da verirsiniz. YPG'nin, PKK'nın böyle bir hat kurmasını da gözleriniz kapanır. Bilmediğiniz için öngöremezsiniz. Ondan sonra Amerikan seçimlerinde Hillary gelirse şöyle olur, Trump gelirse böyle olur gibi ahmakça tavırlar içine girersiniz. Trump gelir, Türkiye ile Amerika kafa kafaya gelecek hale düşer. Peki yolunuzu çevirdiniz şeyden yana, Rusya'dan yana. Ne oldu Rusya'da? Rusya'da şöyle bir şey oldu Soçi'de. Mihraç Ural'ı hatırlayanınız var mı? Reyhanlı katliamının sorumlusu. 52 insanımızın şehitliğinden sorumlu birisi. Bizimkiler şimdi Rumeli göçmenlerinde böyle hafif saf için kullanırlar. Hadi ben onu, aranızda Rumeliler vardır, onlar bilir. Kakavan diye bir kavram vardır. Kakavan baktılar. Öldüğünü zannettiler. Çünkü kurumları yerle bir ettiler. Kurumlar ancak bizi gözetliyor. Ancak kimden görüştü, ne yaptı, ne oldu? Bizi kontrol ediyor. Ve sonuç olarak Rusya başka bir isimle o teröristi bizimkilerin karşısına koydu. Oradan kalkıp gelmeleri gerekirdi. Kalkamadılar.
Bunun dünyaya mesajı nedir? Hep beraber göreceğiz. Amerika ile papaz, tamam. Her türlü emperyalist bakış açısına karşıyız. Hay hay kardeşim. Yahu gidiyorsun 11 milyar dolarlık uçak alıp geliyorsun. Kimin parası? Buranın parası. Peki madem şimdi Afrin'den sonra Münbiç'e gidilecek ki gitmelidir. Doğu Fırat o bizim hat temizlenmelidir. Niçin Küreciği ve İncirliği kapatmıyorsun? Tavşana kaç, tazıya tut. Biz bu arkadaşın aldanmalarından, aldatılmalarından ve sonuç olarak bizleri aldatmasından bıktık, usandık. Burada huzurunuzda sesleniyorum. Düş artık Türkiye'nin yakasından. Düş artık Türkiye'nin yakasından. Bıktık senden, bıktık. FETÖ'cülerle bugün şikayet ettiğin ve herkesin birbirini şikayet edip de rant peşinde koştuğu bir düzenin yaratılmasının müsebbibi sensin. 2010 yılındaki referandum için sana söyledik. Yapma kardeşim dedik. Bizzatihi söyledim. Yapmayın dedim. Mehmet Ali Şahin burada. Gittim söyledim. Türkiye böyle bir noktaya gider dedim. Her şey kontrol altında denildi bana. Ve sonuç itibariyle 15 Temmuz kalkışması, 17-25 Aralık hikayesi ve o 15 Temmuz'da senin dağıttığın devlet kurumlarını, devleti, bu milletin aziz evlatları köprüden toplayıp getirdi. Grup başkan vekilin 2 sene sonra bunu itiraf etti. Bu milletin feraseti olmasa, bu milletin irfanı olmasa Türkiye bugün senin yüzünden darmadağın olmuştu. Dolayısıyla artık tekraren uyarıyorum. İyi niyetle uyarıyorum. Afrin'e giderken davul zurnayla gidildi. Devlet adamları az konuşur. Çenenizi kapatın. ÖSO'yla Türk ordusunu mukayese ettirecek bir dilden uzak durun. ÖSO'nun içinde Türkmenler de var. Bizim için tanımı şimdilik kaydıyla dost unsurlardır. Bunu deyin geçin. Türk ordusunun ama orada o şuur altını kafadan atamıyorlar. Yani gösterdiği başarıyı, Türk Mehmetçiğimizin gösterdiği kahramanlığı ille paylaştırmak zorunda mısın kardeşim sen? İlle paylaştırmak zorunda mısın? ÖSO vatanını koruyor. Bakın tekraren söylüyorum. ÖSO iyidir kötüdür ben onu tartışmıyorum. O vatanını koruyor, toprağını koruyor. Bazıları da burada yan gelip yatıyor, asıl yan gelip yatanlar bir kısmı da bildiğim kadarıyla Yalova'da. Yan gelip yatıyor. Ama Mehmetçik Türkiye'nin itibarını Türkiye'nin düşürüldüğü yerden, o kuyudan, o stratejik çukurdan çıkarılması için can veriyor, can. Kalkmışın, nasıl bir Atatürk kıskançlığıdır bu? Nasıl bir Atatürk kıskançlığıdır? Kalkmışın ÖSO'yu Kuvayi Milliye ile mukayese ediyorsun. Ayıp. Kuvayi Milliye'den bahsedeyim, bilmiyorsun. Ben tarihçiyim. Kuvayi Milliye'yi önce kadınlar kurdu. Gerçekten kadınlar kurdu. Atatürk 2 sene vatandaşımızı, milletimizi bu mücadeleye ikna etmek için çalıştı. Ve öyle bir şey vardı ki 1908'den itibaren üst üste o kadar çok savaşılmıştı ki Türkiye'nin her 100 gencinin 80'ine yakını Birinci Dünya Savaşı neticesinde şehit ya da gazi olarak kırılmıştı. Analar çocuk doğurdular, o çocuklar gitti, vatanı korudu. Böyle bir Anadolu'da, böyle bir coğrafyada önce kadınlar ayağa kalktı.
halde edipler. Onun gibi kadınlar her şehirde kadınların kurduğu Kuvayi Milliye dernekleri, kurulları kuruldu. Sonra erkekler devreye girdi. Erkekler de başladı. Ey Erdoğan, bilir misin? İstanbul'dan gizlice kaçırılan silahlar. İnebolu'da teslim edilen silahlar. Ayağı çıplak Fatmalar. Ayağı çıplak Ayşeler. Ayağı çıplak Kadit gibi kalmış Emineler. Çünkü kocalar, abiler, babalar asker. Ve kucakta, sırtta küçücük bebeler. Ve gıcır gıcır kanılar eşliğinde, gecenin sessizliğinde, dağın soğuğunda çıplak ayak çamura bata bata sessizce giden kanılar ve kadınlar. Ağlayan bebeklerin sesi duyulmasın diye ağzını tıkayıp şehit düşen bebekler ve yağan sulu kar altında, yağan sulu kar altında Ayşe'nin sırtındaki bebeğin, üstündeki tek oğlunun, ilk ve tek oğlunun ve kocası asker şehit olur sonrasında. Alıp üzerindeki örtüyü, top mermisi ıslanıp da işlevsiz hale gelmesin diye üstünü örten Ayşe. Ayağı buraya kadar çamurda giden Emine. Sen bunları bilir misin? Kuvayi Milliye budur. Kuvayi Milliye Türk'ün ayağa kalkışıdır. Kadınıyla erkeğiyle ayağa kalkışıdır. Hayır deyişidir. Hayır deyişidir. Hayır deyişidir. Bilir misin göçleri? Balkanlardan gelen göçleri, Kafkasya'dan gelen göçleri, İstanbul'u dolduran Türkleri, cami avlularında yaşananları ve Amerikalıların bu kadınlar var oldukça Türkler yenilmez dediğini, o kadınların tek tek şehir şehir yakın şehirlerde takas usulü bir ekonomik model yarattığını ve o ekonomik modelin İstanbul'u açlıktan koruduğunu bilir misin? Bilmezsin. Nasıl bilesin ki? Okumadın, yaşamadın, okumadığın için anlamadın. Tarih diyebildiğin fesli meczubun Lozan ezimet misi? Bilmiyorsun kardeşim. Azıcık oku öğren, azıcık oku öğren. Bu milletin kadim değerlerini gör, hisset. Ama tarihi eğer diziden öğrenirsen, diziden öğrenin diye gençlere söylersen, bugün gençler Mehmet Akif'ten nefret ediyor hale gelir. Bu da güzel. Şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Bizi yıkamazlar. Bizi göçertemezler. Ama bu arkadaşın iş bilmezliği, tarih bilmezliği, kültür bilmezliği, coğrafya bilmezliği, kibri ve enaniyeti, nefsinin tavan yapmış oluşu Türkiye'yi bu hale getirdi. Gene bu milletin kavruk Anadolu çocuklarının, bizim gibi kadınların doğurduğu çocukların ya Allah bismillah Allahu ekber diyerek savaşa gidişidir, müdahaleye gidişidir. Ben bununla ilgili iğneleyerek konuşuyorum. Hakkım var. İğneleyerek konuşuyorum. Hakkım var. Tek 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 böyle bir zamanda geziyorsunuz. Şehitlerimizi İç politikanın malzemesi yapmak istiyorsunuz. Yapmayın diyoruz. Az konuşun. Kapatın şu çenelerinizi. Yapmayın. Cehaletlerinizi ortaya koymayın. Devlet yönetme ehliniz yok.
ehliyetiniz yok. Yapmayın. Oradaki insanların moralini, motivasyonunu bozmayın. Türkiye yeniden birleşti. Bozan sensin. İnsanları ayıran sensin. CHP'ye bağırdı, sövdü. Şehidin şusu busu olur mu kardeşim? Ama ne çıktı? Bir kardeşimiz, Mersinli bir kardeşimiz, CHP ilçe yönetiminden bir kardeşimiz çıktı. CHP'lisi, MHP'lisi, İYİ Partilisi, elbette ki AKP'lisi, AK Partilisi, vatan söz konusu olduğunda her şeyi bir kenara koyup gider, gitmelidir, gidecektir. Ama sen ne yapıyorsun? Sen insanları ayırıyorsun. Sırf bir cumhurbaşkanlığı seçimini garanti etmek için. Bugün tarih anlattım. Bugün buraya bak dedim. Bakın böyle giderse, Sayın Erdoğan bu şekilde giderse, bu milletin ferasetini ben biliyorum. Dolayısıyla alamayacak, yapamayacak. Bu millet ona geçit vermeyecek. Tek bir adamın iki dudağı arasına Türkiye'nin geleceğini sıkıştırmayacak. İddia ediyorum en fazla AK Parti seçmeni dur diyecek. Göreceğiz. Halep oradaysa arşım buradadır. Bize gelince, İYİ Parti'ye gelince, partinizi kurdurmayacağız dediler, kurduk. Şimdi deniliyor ki seçime sokmayacağız. Bütün şekil şartlarını yerine getiriyoruz. Gücünüz varsa, yüreğiniz yetiyorsa, oynayın bakalım YSK'yla da ne oluyormuş? Açık net, açık net bir şey söylüyorum. Sayın Erdoğan her seferinde bir tane kefen muhabbeti yapar. Ben kefen muhabbeti yapmıyorum. Allah şahittir. And olsun, şart olsun ki kellem şuradadır. İlk tekmeyi ben atıyorum. Hadi yüreğin yetiyorsa sokma da seni göreyim. Hadi yüreğin yetiyorsa da seçime sokma da göreyim. 1 Nisan'da olağanüstü kongremiz yapacağız. Şimdi müracaat ettik arenaya. O günün boş olduğunu biliyorum. Buradan ilan ediyorum huzurlarınızda. Hangi bahaneyi uyduracaksınız göreceğim. Bulsunlar. 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 Biz zorlandıkça çare üretmeyi öğrendik. Hadi bulsunlar. Türkiye bizim. Hani afişler asmışlar. Sayın Erdoğan resmi var. Diyor ki diz çöktüremeyeceksiniz. Baş eğdiremeyeceksiniz, başaramayacaksınız. Bu kadar korkuyorsanız biz varız. İYİ Parti var. Bizim İstiklal Marşımız korkma diye başlıyor. Korkma. Sönmez bu şafaklarda. Yüzen al sancak. Korkuyorsan biz buradayız. İYİ Parti burada. Dolayısıyla biz Allah'ın izniyle başaracağız. Çünkü sırtımızda yumurta küfesi yoktur. Çünkü İYİ Parti iyilerin partisidir. İYİ Parti cesurların partisidir. İYİ Parti kadınlarımızın partisidir. İYİ Parti Türkiye'ye iyi gelecektir. İyi adalettir. İyi cesarettir. İyi ahlaktır. İyi dürüstlüktür. İyi başarmaktır. İyi hırsızlığın önüne geçmektir. İyi yolsuzluklara hayır demektir. İyi İnsanlar arasında ayrım yapmamaktır. İyi gençlerin umudunu çalmamaktır. İyi gençlerimize güvenmektir. İyi güven demektir.
İyi birbirimize güven demektir. Ve iyiler başaracak. And olsun başaracak, şart olsun başaracak. Allah'a emanet olun, saygılar sunuyorum. Bu taraftan yine geliyor.